500 bin mahkum bundan önce 1487 yılında Azerbaycan'ın kendi yurdu olan Erzurum'da dünyaya gelmiş ve Azerbaycan halkının tarihinde, Azerbaycan devletçiliğinde büyük bir iz koyan, ben diğerim şehrine yaratan Şah İsmail Hatay'ın doğum gününü yad etmek için onun Azerbaycan halkı karşısında göstermiş olduğu müstesna hizmetlerin üzerinde dayanarak sizleri bir daha bununla bağlı malumatlandırmak ve fikir mübadelesi yapmak niyetiyle bugün buradayız. Sizin önünüzde bugün Azerbaycan tarihinin en görkemli nümayenlerinden ben diyelim ki bugün Azerbaycan tarihinin fedailerinden olan çok hürmetli Şahin Mehmet'in profesör, çok hürmetli Tolga Mehmet'in Mustafa Zahra profesör, sizin önünüzde çıkış edecekler. Düşünün bu da böyle bir şanstır. Ki böyle bir görkemli alimlerine yüz oturmak, onların fikirlerini eşitmek, onların tarih elmi hakkında husus olarak Azerbaycan tarihinde bir daha tekrar edilen son derece önemli bir merhale olan Şah İsmail Hatay'ın onun yapmış olduğu devlet hakkında birbaşa alimin diline söz eşitmenizi de çünkü çok büyük bir şanstır ve bu şanstan düşünmen ki kifayet eder değerleneceksiniz ve benim bir şans size bildiğine göre hem öz adımdan hem de sizin adınızdan herkese profesyonel öğretmenin teşekkürümü ve minnettarlığımı bildiririm. Ben elbette çok geniş konuşmak istemem. Bununla bağlı her iki alimimiz Nedim Közler'i müenleşecekler müeyyen mevzular etrafında ya daha doğrusu mevzunun müeyyen aspektleri etrafında süslerdi diyecekler. Sadece onun demesiyle ki Azerbaycan kalbi dünyanın en gelin haklarından biri kimi tarihi bütün merhelerinden geçerek Azerbaycan hatta bilmenar şekilde sübut olunur ki en gelin yaşayış meselelerinden biri olmuştur. Bununla bağlı Mehmet Bey, Mehmet Ali Hüseyinoğlu'nun Fizilur Ayol'un Azık Mağarası'nda kapanış olup tedbiyatlar bir daha musuluk edildi. Sonra arkeolojik kazıntılar, Azerbaycan'ın ayrı tarihi yerlerinde aparan arkeolojik kazıntılar, hususuyla son yıllarda arkeolojik kazıntılarda elde olan yeni yılın aliyetler, bilmem arşivinde gösterişi Azerbaycan dünyanın en gelin yaşayış meselelerinden biri. Eğer dünyanın en gelin yaşayış meselelerinden biri Azerbaycan ise, yani Azerbaycan aynı zamanda Parnasya'nın bütün merhelerinden geçip yani Daizm'den da, Uludağlık'tan da, Fiyadalizm'den de, Kapitalizm ve Lenin'in tarihi zorakçılığa yaratmış olduğu sosyalizm merhelesinden de vesaire. Bu bakımdan Azerbaycan'da elbette devletçiyenler bulundu. Bu Azerbaycan arazisinde en yakın zamanlarda Manna Devleti meydana geldi. Sonraki tarihi merhelerde Atropatena, Albanya gibi devletler meydana geldi. Lakin Azerbaycan'ın tarihi şeraiti ve yerleşmiş olduğu sonra bu mekanı olur ki Azerbaycan her zaman harici istilasıların dikkat merkezinde olur. Azerbaycan hem şimaldan hem canlıktan hem gerçekten bir şer istisna olmakla Kazak denizi harfanlığına göre bütün istikametlerden her zaman yerlilerin işgaline maruz kalıptır. Öyle olur ki bu devletler aynı zaman çerçevesinde yaşayıp sonra bu devletler sübde uğruyordur, sonra yeni devletlere geldi. Ve bu devletin devletçi yanlarında elbette Şah İsmail Hatay'ın kusu yeri ve bununla yegane tarihi şahsiyet ki bugüne kadar bütün bir Azerbaycan yaradabildiği ve bütün bir Azerbaycan'da Azerbaycan devletini formalaştırabildiği, Azerbaycan dilinde saray ve tekil saray dediği aynı zamanda diplomatik yarışmalarda da Azerbaycan dilinde, Azerbaycan Türkçesinden istifade olduğunu vesaire.
Doğrudur. Sonradan bu emirler verildi. Bunu özellikle yani bütün çok değerli hürmetli alimler bizden açıklar. Ve sonraki yıllarda da Azerbaycan kavminin dövlesi tarihinde elbette Nadir Şah, onun özü de Azerbaycan Türkçülüğü, Kacar neslinden gelenler, onlar da Azerbaycan köklerdi. Bunların da Azerbaycan kavminin dövlesi tarihinde olduğu mahsus yerler var, onlar olurdu. Halklar dövü Azerbaycan tarihinin süre ilerlesini, bu da dövlesi, ben diyelim ki, enlerinin elbette özüne mahsus bir görüntüsüydü. Ve sonradan Azerbaycan'ın Rusya tarafından işgalinden ve Azerbaycan'ın parçalanmasından sonra bu dövleti enerler demolaşı kırıldı. Ve bir de 1908 yılında, May ayının 8'inde bildiğiniz gibi Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yaranmasıyla o dövletçilik enerleri berkut edilmeye cihazlar gösterildi. Lakin tarihi şerayi ve dünyada gelen gazisler sonra şimalda yaranmış olan Başegizm tağını Azerbaycan'dan yönkeşmedi ve ülkemiz Başegizm tarafından, yani Rusya İmperiyası tarafından yeniden zapt oldu, yeniden biz müstemlikiye çevrildik ve Sovyet Respublikası adlandırılsak da Azerbaycan, Sovyet İttifakı'nın, daha doğrusu Kremlin ve Moskva'nın istismar etmiş olduğu Respublikalardan birine çevrildi. Nihayet 90. yıllarda başlamış olan, 80. yıllarda sonlarında başlamış olan Esir'de genel prosesler, Azerbaycan bir azalık harekatının geniş milliyet savunması Azerbaycan devlet müstakimliğine çıkardı. Azerbaycan yeniden öz devlet müstakimliğine gitti. Azerbaycan yeniden öz devlet müstakimliğine çıkardı. Lakin 90. yıllarda Azerbaycan devletliği çok ciddi tehlikeyle yüzde dayananda Azerbaycan'ın bu felaketten, facialerden kurtarmak Azerbaycan devletliği emirlerini berpa etmek ve muhasır Azerbaycan devletini yaratmak için Azerbaycan'ın tarihi şahsiyeti artı siyasi gazetelerin içerisindeydi bu. Onu önderimiz Heydar Aliyev'in. Heydar Aliyev'in Azerbaycan Kavmi İradesi'yle yeniden Bakı'nede bağışıyla Azerbaycan'da devletinin emelleri yeni müşteride artık berpa olundu ve muhasır Azerbaycan devleti yaradıldı. Heydar Aliyev, muhasır Azerbaycan devletinin yaratısı, kurucusu ve mimarı. Sözün hekim arasında bu belirli. Ve son dönemlerde gelen hadiseler, dünyada gelen hadiseler, dünyada başlamış olan prosesler, kataklizmle bir menar şekilde bir daha Heydar Aliyev'in tarihinin ve tarih şahsiyet olduğunu teslim etmektedir. Bugün Azerbaycan dünyada en dinamik inşaat eden ölçelerden biri diyecek. Bütün bu ve buna benzer maliyetlerin esasını bu önderimiz Heydar'a koymuştur ve Heydar'ın vermiş olduğu demokratik ve muasir Azerbaycan devleti hiç şüphesi ki Azerbaycan devletinin yeni merhalesidir ve bu özünün keyfiyet bakımından, özünün bütünlükte mahiyet bakımından tamam farklı bir devlettir. Şimdi sözüme çok büyük memnuniyetle Şahin Merhaba vereyim. Şahin Merhaba buyurun. Fezaray Bey, Profesör size namlat verdi. Azerbaycan tarihinin birisi dayıkada şer eder. Ben o dövrün siyasi şeratını açmak istedim. 15. asırın yılında esin müstakil Azerbaycan devletlerinin yarandığı ve teşekkür taktığı bir esirdir. 1410'dan 1462 yılına kadar Azerbaycan Karagöy'ün devlet tahkiliyette oldu ve müeyyen kadar Türkçülüğün esas istikametleri müeyyenleştirildi. Ve çok geçmeden başka bir Türkman tarafı dediler. Yani Türkmanı biz Türkmenle karıştırmadık. Azerbaycan kabilelerinden tayfalarından birinin de adı Türkman dedi. Başka bir Türkman tayfası öz rakipleri olan, tarihen rakipleri olan Karagöy'ünlara kenarlaştırdılar ve onun yerine yerleştirdiler. Yine de Baytaht, Tebriz, Merkez, Vilayetler arasında Azerbaycan. Hasan Paşa, yani uzun eser yazdı hakimiyete. 1467'de Canaşar'ın tekliminden sonra yine de hemen eneler devam edildi. Yani yukarı tebegelerde vezzet müddeli gitti. Aşağı tebege halk gitti.
cemiyettir. Onlar ölüm zulüm bir tane yaşıyorlar ama esas her şeyi aydınlaştıran faktör yukarı tepeler. Saray, dergah beyinler. Saraydır ve saray memurlarıdır ve elbette şahtır, padişahtır. Bazı devletlerde emirdir, mesela emir Teymur. Ve Azerbaycan'da ise, İran'da ise elbette şah, padişah tutullarıyla hakimiyete geldiler ve müeyyen dövr ərzində ülkeni ve etraf bölgeleri idare ettiler. Emir Teymur'un çok büyük bir sözü var elbette o dövr için sultanlara, şahlara, emirlere ait bir misaldır. O diğeri öldürmesen öldürerler. Orta esirlerde ve sonraki bölümlerde öyle bir devlet bana gösterir ki o öldürülmemek mahvine öldürmeye de el atmamış olsun. Bazen bugünün şuuruyla cemaat bir kişi İsmail Ezazi gibi veya Sultan Selim Yavuz Orkuncu gibi veya Sultan Süleyman Ulatan da beter gibi. Esneci olmak. Dövür bunu talep ediyor. Dövre sert elli hükümdar lazım. Ve beni hükümdarlar peyda olurlar. Öyle ki zayıf hükümdar gelirdi bir nesilden sonra mehlum gelir. Mesela ikinci Şah İsmail. Ama birinci Şah İsmail gibi, Şah Tahmas gibi, hususuyla Şah Abbas gibi bir hükümdar her şeyi halledilir. Sert el, mühkem hislet, hasiyet ve imkan. İmkandan istifade. Şah İsmail'in hislettiğinde, hasiyetinde sertlik esas yer tutur. Bazen adam düşünür ki nece olur ki şair, humanist gibi bir şair böyle kattar olur. Bu şahları kattarlığa dövün mezunu diyor. Dövrün talepleri çok sert. Şah İsmail da dövrün sert ruhlu bir hükümdarı kimi 23 yıl hakimiyette kalır. Canan geldi ve canan oldu. Şah İsmail'in hasretinde üç büyük şahs zuhur edilmişti. Bir, demek Şah İsmail şair kimi. Bir, serkerde kimi. Bir de şah. Her üçünde başarılı. Her üçünde özünü imaj ettirmeyi başaran bir şahsiyet. Bir şahsiyette, bir şahsiyette üç adam. Üçünün de ötesinden gelir. Ve Şah İsmail hakimiyete gelende diyorlar ki Azerbaycan merkezi Tebriz olmakla küçük bir araziydi. Onun karşısında mehsel var. Sasani İmperyası'nda, İran İmperyası'nda olan meziyeti berfa edemek ve buna nail oldu. Şah İsmail buna nail oldu ama unutmak lazım değil ki Şah İsmail Azerbaycanlıydı. Şah İsmail'in kanında Türk kanı akırdı. Şah İsmail 1501. Dahilete geldi. Gelen kimi onun birinci şuarı mezhep ayrılığı oldu. Kim Şiiliği kabul edemirse öldürülecek. Kim kabul edilirse Şah'ın etrafında olacak. O sünniler ki Şiiliği kabul edemek istemiyorlar. O mektuplarında var İran, İran memleketini terk etsinler. Azerbaycan'dan çıksınlar veyahut İran'a mektuplarlar. Ve bu haber elbette etrafta çok büyük çatışmaya sebep oldu. Çatışma düştü ve haber çattı Osmanlı Sultanlarına. Osmanlı İmperyası'na. O zaman elbette hükümdarlar dini meselelere o kadar da ciddi riayet edememişler. Şah İsmail Hakimiyet'e geldi ve derhal İslam arasında tefrika saldı. Sünni Şia'ya karşı durması yalandı. Ve bundan kim uttu, kim uduzdu? Bundan uttu gel, uduzdu şah. Osmanlı İmperatorluğu, Türkiye bugün de İran'la barışabilir. O değil Sünni, bu değil Şia. İslam'da esas İslam'ın kayda kanunları Müslüman. Müslüman olduğu ne Sünni ne Şia ama bu Garp'te de var. Pravoslavlar, İslamyanlar, Katolikler, orada da karşı durumda var. Yani dünya üzerinden yaralanan bugüne kadar bu meseleler mevcuttur ve mevcut olacak. Ona göre Şah İsmail'e hak kınama olarak bir kınama olmaz. Kınama olmaz ona göre geçe alınmak isteydi ve oldu da. Kınama olmak ki neyin bağısına oldu? Şah İsmail büyük bir imperiyanı özüne karşı çekildi. Ben de o ikinci kitabında, büyük kitabında aklımda bir cümle var. Eğer Sünni Şia'ya karşı durması olmasaydı, eğer Seferilerle Osmanlılar birbirlerine düşmek kesilmeseydiler, bugünün dünyanın haritası belki de başka bir görüntü almış olurdu. İki büyük imperiyanı, ikisi de kudretli. Ama birbirlerine düşmek,
birbirlerini ezdiler okullar. Yazdık, dur, şerdi, dur. Ezmek lazım değil, birleşme lazım. Başka bir sorun var, biz olarak müsaitsin ayından bağlamaz, ben sıra vermeye hazırlanan bu kadar. Çok sağ olun mükemmelerim, çok teşekkür ederim. Değerli kişilerimize de ben. Burada değil ki, Şiyenlik Müslüman aleminde tarikatından daha çok siyasi bir dünya başlattı. Evet. Yani, Şah İsmail Mes hakimiyeti gelmek için hansısa bir ideolojinin istihbarı yani. Bu ideoloji olmadan o Azerbaycan devleti yerleşmez. Hem devlet ideolojisi ise değil. Bugün Azerbaycan devlet müstakilliği yaratmak için lisanslı bir ideolojiden istifade ettik. Devlet müstakilliği, demokratya ve pazar iktisadiyatı vs. Dünyanın istenilen bir devleti ve halk öz devletini yaratırken her hansı bir ideolojiden siyasi bağışlar sisteminden istifade ederek insanların onun etrafında toplayıp mübarizi yapabilir. Mesela Şah İsmail Fethullah'ın özünün hem kurulları tarafından hem de atası tarafından Şah İmam'ın meseleleri çok yakışık edildiler. Şah İsmail Fethullah'ın babası bu Azerbaycan Birleşik Devletleri mübarizi yaparken Azerbaycan'ın Şimam Sevdar'ı Üstad Rayon'un arasında görüşlerle alacak. Heydar Ömer'in Şah İsmail Fethullah'ın atası da yine de mübarizle bağlı bizim Azerbaycan'a geldi. Azerbaycan Şimal'ına geldi yine de orada şahit oldu. Lakin Azerbaycan'a birleştirdiler. Ancak Şah İsmail Fethullah'ı mes Şiyelik tarikatından istifade ederek Azerbaycan'ın bütünlüğü yaratıldı. Bunlar da kızılbaşlar değiller. Ne için? Çünkü onların babalarının başında 12 imanla işare olan 12 diyet vardı, kırmızı diyet. Ona göre onlara diyetler hızır başlar. Bu ideoloji olmadan Şah İsmail Ahmet de öz devleti yadırılmaz. Ve ne zorluğu için Türkçe'yle Şah İsmail Fethullah arasında bu cür karşılığı oldu? Bunu yaratan Avrupa. Şahin Ali çok güzel. İki Türk devleti, nehir Türk devleti verilmez yanlışı yok. Bu Türk devletinin faaliyeti yani çok normal gibi yerden dışarı bulunmaz için artık Türkiye Sultanlığı bu ambisiyelerine çok büyük sürede gelmekte. Bunu karşılamak için sultanlığı ziyaret etmek için Şah İsmail Hamdi'ne istifade ettiler. Lakin Şah İsmail Sabri'nin görüşünde 1614 yılında çok ciddi memnuniyet uğrattıktan sonra ömrünün sonuna kadar tarihsel yazılarıyla Şahinler'in törmelerini daha yakışırlar ki son ömrünün sonuna kadar onun siyasetinde bir defa olsun tebessüm olmak bu mevcudiyete göre ve sonradan çok büyük yaşamasızlıkla Şehit Hüsam'dan görüşürüz. Ancak da o bölüm hadiselerini bir daha buna zeynlendir. Yani böyle bir netice geldi ki Şah İsmail Fethullah'ı çok görüşen bir tarih şahsiyeti. Ve bu görüşen bir tarih şahsiyeti her şeyden de Şahin Ali dediğim gerçi Azerbaycan topraklarının bir başka topraklarının birleşmeye düşmektenmedi. Bu coğrafi anlayış altında Azerbaycan imperiyasını da böyle bir imperiyan yaratabildi. Bakın çok tersler olsun yani torbalar bunu cevabı dayanacaktır. Ondan sonra gelen onun varisleri Şah İsmail Fethullah'ın ölmüş olduğu anneleri sonra kadar devam ettiler. Bilmediler ve sonradan bu Türk devleti paslaştırıldı ve bunun ağır önerilerini bu türde yaşamak lazım. Bu da benim yanaşmamdı. Burada çünkü burada subyektif elbette meram var da düşünüyorum ki bunu da dinlemek. Ben tarafından bundan arkadaşlar olmalı. Ancak bir daha şahitlerimiz teşekkür bildiren çok sağ olun ki çok değerli şeyler söyledi. Ve bunu çok Səfəvi bölgəsi Azərbaycan tarixinin yeri danılmaz. Bu çox. İkinci belə bir dövrdə Azərbaycan tarixində mən deyərdim ki, yoxdur. Bu qədər Azərbaycan tarixində həm 235-in hökum sürüb, həm də bu xeyli dərəcədə mərkəzləşdirilmiş dövlətidir.
Ve Azerbaycan'ı da demek olar ki dünyaya tanıttı bu yolda. Ona göre de onun ve onun banisinin hakkında bazı demek yerinden duran, bazı tarihten de haberi olmayan adamların yersiz hücumlar eləməsi düzgün sayılır. Birincisi ona göre ki, bazıları belə hesab edir ki, yuva ki, Səfəvilər Avropalılar təhrikiyle Osmanlılara karşı müharibəyə başladı, Osmanlılar zəifləndi. Bu tamamilə yanlış fikirdir. Düzdür, Avropalılar istəyirdilər bu iki Türkiyə dövləti vuruşsun və buna da çalışır. Və Səfəvi dövləti yaranında Papa bunu demişdi, bu Allahın bizə tövbəsidir. Və bu çalışır. Ancaq Şah İsmail də uşaq deyildi. Yəni gənc də olsa o çox görkəmli dövlət halidir. Onun öz maraqları olmasaydı, heç bir vaxt Avropalıların, Avropalı misyonerlərin və ya Avropa krallarının göstərişiyle Osmanlı dövləti, mülki dövlətlə müharibəyə başlamazdı. Bunun öz iqtisadi və siyasi maraqları var idi. Birincisi bu maraqlar demək o zaman dünya əsas gəlib mənbələrdən biri İpək yolu vardı, onun üzərində nəzarət tutulduğunda. Bu İpək yolu da Çindən başlayaraq, Mərkəzi Asiyaya keçərək İran-Azərbaycan ərazisindən gəlib iki yola bölünür, biri şimala gedir, Kırım'a doğru, biri de Türk ərazisindən Aralı dənizə çıxır. Sual olur. Arkoyuzlular da Osmanlılar arasında müharibə edir. Onlar biri Şiə, biri Sünniydi, ikisi de Sünniydi. Görürsünüz, bu mübarizənin kökü hələ əvvəldən gəlir. Bu yol uğrundan, yola nəzarət birinci müharibə. İkincisi, feodal dövründə əsas istehsal vasitəsi torpaq. Ona görə də hər bir hökmdar istəyirdi ki, onun dövləti varlı olmaq üçün, əhalisi yaxşı yaşamaq üçün daha çox ərazi əvvəlcədir. Və bu təbii bir proses idi. Və buna görə də o Osmanlı İmperiyası ilə müharibəyə başlamağı həm torpaq üstündə, həm də bu yola nəzərdir. Osmanlı İmperiyasının mən Türk tarixində və dünya tarixində rolunu danmaq üstündə deyirəm, çox böyük bir rol. Ancaq burada sadəcə olaraq hər bir imperiyanın öz maraqları var. O zaman bir şey də heç qətiyyən unutmaq lazım deyil. Azərbaycan bir dövlət kimi Türkiyədən daha çox eğer Türkiye'nin bir devlet kimi mini tarihi varsa, Azerbaycan'ın 5000 tarihi en başlangıçta. Ve Azerbaycan halkı da Türk halkından daha gelişmiş. Azerbaycan Türk halkı gibi Arap işgali harekasını kurmalaşmış. İndi elbette bunu da yol vermek ki Osmanlılar Azerbaycan'ı bir ülke kimi mahvetsin. Bu halkı aradan kaldırsınlar. Bu da düzgün değil. Burada da her bir halkın müqavimət var idi. Azərbaycan sadəcə olaraq o zaman parçalanmış şəkildə idi. Ona görə də özünü qorumağa bir qədər çətinlik çəkildi. Siz Ağqoyunlu dövləti özü iki yeri parçalanmışdır. Şirvan şahlar bir yandan, Ərdəbil hökmdarlığı bir yandan. Birləşdirmək lazımdır bu ölkəni ki, bu halk özünü qoruya bilsin. Birləşdirməli isə yalnız möhkəm bir ideoloji əsasında eləməli vardır. Ağqoyunlu dövlətin yaz yaşadı, Qaraqoyunlu dövlətin yaz yaşadı. Çünki onların ideoloji əsasları yoxdur. Bax, Şah İsmail məhz bu ideoloji əsası gətirdi, şiəliyi gətirdi. O şiə fanatik deyil, təriqətçi də deyil. O şiəlikdən sadəcə o maharətlə istifadə elədi və bu ölkəni birləşdirdi. Dövləti, böyük dövlət yarattı. Bunun hesabına, o zamanın şəraitini nəzərə alsaq, Səfəvi dövləti heç də hərbi qüdrət cəhətdən Osmanlıdan geridə qalmırdı demək olar ki. O Azərbaycan dövlətinin o qədərdə dövlət dili ilərdi, ilərdi, o da yüksək seviyyədə qalmırdı. Azərbaycan diplomatiyası dünyaya tanıdı. Bunu yeri gəlmişkən, çox vaxt xaricdə konfranslarda, mübarizdə, mübahisələrdə düşür xarici alanlar. Onlar Səfəvi dövlətinin yanlış olaraq geri istifadə edirlər, iman edirlər. Çünki hakimiyyətdə bütün Azərbaycanlılar 95% əyanları, ordunun 90% Azərbaycan türkləri idi. Bir Azərbaycanla danışırdılar. Siz isə buna Persiya edirsiniz. Persiya rəsmən də bu dövlət qızbaş dövlətidir. Heç vaxt özlərini onlar Persiya adlandırmır. Bunun
kökü belirlemeye biz de bir feyisi anlatıyoruz. Ona göre ki sadece olarak o zaman diplomatik yazışma dili Fars dili olduğuna göre Gerbe gelen mektuplar Fars dilinde gönderilir. Onlar da bilmirdiler ki bu Azerbaycan'da hansı dilde danışır. O kadar o zamanlar kadar güçlü değildi. Fransa'da ya Almanya'da bilmirdiler ki burada din hansıdır. Mektup geldi Fars dilinde. Edebilirler ki burada demek Farsların yaşadığı o ülkede. Böyle bir yanlış netice çıkarırdılar. Ancak diplomatik yazışma dili bütün Avrupa'da evveller İtalyan diliydi. Sonra Fransız dili oldu. Bu demek değil ki bu ülkede Fransız dilinde danışırlar ya İtalyan dilinde danışırlar. Yani bu devlet yalnız bir de o diplomatik yazışmalara Fars dilinde yapardım. Onun yerine yanlış bir malumat elde geldi. Ancak ben de Rusya akıllarında da okuyorum ki devlet şey, hiç vakit onlar tanıyamadım. Diplomatik danışmaları Persi adlandırmıyor. En aşağı ya Seferi devletlerden ya da İran. İran sözünden de yine korkmalı alındı. İran biz indi Fars devleti anlamını almıştı. Aslında İran coğrafi mevzuları, İran yaylası. İran'da da hem şahsiyetler Türkler oldu. Onlar ikice de böyle devletleri oldu. Bir Ermeniler devleti, bir de Sasaniler devleti. Ondan sonra kişi böyle herden böyle. Eksel bak bu erazini Türkler idare edildi. Türkler İran'ı hem şu devletleri saymıştı. Yani özlerini Fars'a bilemiyorlar. Hayır, orada doğuda bu devleti, bu ölçeni idare edilmiyor. Onlar yaşadığı torpağa bağlıdır. Bu torpağında yaşadığı bir devlet. Bu torpağında medeniyetinin öz medeniyetleri hesap edilir. Şahsiyel yarattığı devlet o kadar ölçen devleti 235 yıl yaşadı. Burada bir fikir getirdi ki sonra onun selefleri bu devleti Farslaştırdı. Bir de oldu. Şah İsmail'den sonra da bu devlet hemşe. Türk devlet kim kaldı? Herkes sadece olarak İsfahan'a keçdiğine göre bunun müəyyən qədər belədir. Ancaq halbuki İsfahan'da da bütün Azərbaycandan apardı bütün əyanları, qoşunları İsfahan Azərbaycan şəhərində çevirmişdir. Şah Abbas elə sarayda, səfərdən Şah Abbasın dövründə, sonraki dövrlərdə də sarayda danışılıydı, Türk diliydi, Azərbaycan danışılıydı. Neyinki Şah İsmail, səfərlər dövründə? Yediyam canlı neyinki səfərli dövlətini Azərbaycanlılar, hətta o sonraki 18-ci əsr dağılan vaxtda da öz dövlətləri hesab edilmişlər. Bunu belə bir fakt göstərir ki, nadir hakimiyyətə zəbt edəndən sonra neçə göz yalancı İsmail Mirzələr çıxdı, yalancı Sam Mirzələr çıxdı, bunlar hamısı alabilirsin. Demək ki, hal bu bu sülalənin özünün sülaləsi hesab edilir ki, Nadir Şahın istəmir bir hakimiyyətdə olmağını, bu yalancı şahzadələri çıxarırdı ortaya, onun dalınca gedirdilər, qoşurdular. Sonra da Nadir Şahın da dövründə yenə Türk diliydi, hakimiyyətdə olanlar, Türklər, Nadir Şahın özü hələ danışıqları, məsələn, 1738-ci ildə o Dehlini tutandan sonra Böyük Moğol İmperatoru Məhəmməd Şahləylə Türkçə danışıqlara qalmışdı. Onun düzü xaricə göndərdiyi məktublarda hələ biz tapmamışıq Azərbaycan Türkçəsində yazılmış məktublar. Acaba mən bir məktub tapdım bu yaxınlarda. Nadir hələ hakimiyyətə şah elan olunduğuna ki 1735-ci ildə Rusiyadan ona yazılmış məktubdur. Fars əlifbasında məktubu mən tapmamışam. Hərflərin şəkli yoxdur. Ancaq başlanğıcın gördüm ki bu Azərbaycan Türkçəsində yazılmış. Şanlı və şöhrətli Nadir Əli Xan. Bu onu ilerleyen ki çok ihtimal çok mektup Türkçe yazdı. Bu mektup ve yazdığı Türkçesinde yazdıysa demek Nadir de buna Türkçe yazdı ki cevap buna bir dilde geldi. Çünkü onu biz gelip araştıralım, bir kenara çağırdım. Ben bir de demek tarihe bugünün düşüncesiyle yanaşmanın tereftarı değilim. Birincisi ona göre siz yani yanınıza sağlam. Hiç de 16. əsrin ya 18. əsrin adamı bizim qədər bilmişdir. Biz əvvəla tarixi daha çox görürük və öyrənirik. Və elm, texnika, bıçaq. Siz azıcık götürürsünüz, həmişə yeni nəsil, əvvəlki nəsildən çox qalır. Bizim uşaqlarımız bizdən çox qalır. Onların uşaqları da çox qalır. Ona görə belə çıxır ki, biz belə günahlandıranda o dövrün adamı,
onun elə bilir ki, o da bizim qədər fikirləşirdi, bizim qədər bilirdi, elə deyil o. Onun yerinə qoymaq lazımdır. Biz günahlandırırıq ki, 15 yaşında uşağı, sən niyə 60 yaşındakı qədər belə çıxırsan, belə eləmişsin, bu birincisi. İkincisi, tarix şəraiti həmişə lazımdır. O zaman tarix şəraiti necədir? O zaman sən olsaydın necə hərəkət edərdin? Bak, bu prizmadan yanaşmaq lazımdır. Düzdür. İndiki zamanda şiəli, sünni parçalanma mənfi nəticə verdi. Ancaq bunu Şah İsmail görə bilməz, o peyğəmbər deyildi. O günündən çıxış edərək çıxışdırdı. Yəni bunu ona görə söymək, qınamaq, heç vaxt, o an asan şeydir, vaxtı ilə belə eləmək olar. İndi sən görürsən bütün səhvləri, sonra tarix üzərini, gəlirsən bu nəticə çıxır, çox asanlıqla. Ancaq o zamanın tarix şəraitində olsa, sən bəlkə tamamilə ondan da ayrı cür hərəkət edərdin, səhvlərin, tüm bunların da zərər almaq lazımdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Şəkir yətirəm. Thank you.